Bir yalan söylesen 3 gün sonra aşağı çıkar böyle. Anladın mı? Çıkar. 3 günde çıkar ama. 3 günde aşağı çıkar kardeşim. O yüzden dediğim gibi. Mehtap hani... hala evi basmadığına göre bir sıkıntı yok. Mehtap'ın evi basacak ne var kardeşim? Mehtap o böyle şeylerde benim... evi basıyor ya. Mehtap benim kız arkadaşım diye bir şey değil. Mehtap senin kız arkadaşın değil de abi 10 defa evi bastı senin için. Basıyor. Anladın mı yani? Halen de uğraşıyor. Her şeye basıyor abi. Evi, yani evi, abi. Evi basmak için gelmiyor da daha böyle bir ilk başta bir normal Mehtap'tan geliyor ondan sonra. Mehtap'tan seni oyunu verdin diye bayağı bir gerilmişti hatırlıyor musun? Evet. Sen de öylesine vermişsin. Ki o zaman da seni istemiyorum da diyordu bana. Abi Serap şey Mehtap her şeyi kıskanır abi. Kulağıma en güzel yani, gelen ses. Senin selfie'nin olmasını bile kıskanır anladın mı? Serap'la selfie'n var. Bende selfie'n yok diye onu bile kıskanır. Doğru, mantıklı. Mini mini bir kuş konmuş söyle o zaman. Mini mini bir kuş. Yok yok. Döneceksin. Bombili bili bom kırmızı odaya çağırmak istiyorum. Ama ama yalnız Yap. Bombili bili bom. Bombili bili bom kırmızı odaya çağırmak istiyorum. Bir daha söyle. Ha istiyorum. Üç kere söyle. Şaklaban mı var karşıda senin oğlum? Üç kere. Vaaay. Sen abartma yaptık işte bir kere daha kaç kere yapayım? Üç kere söyle. Biz o adama şakasına diyoruz yani. Artist misin başkanım? Ya Allah'ım ya. Evet. Turgay senin de dengen bozuldu. Sen bir şey oldun ha. Ne alakası var şimdi? Linkle. Kutluluk oldu mu? Ne kadar hızlı? Şimdi bir dakika. Ben kırmızı odaya Gamze Taşkın'ı çağırmak istiyorum. Gamze'yi bile çağırıyorlar. Allah kahretsin. İnnenden be ya. Ya ben de gitmek istiyorum. Gülveli git biraz. Heh, saçını sağ. Ay evet, evet. Deli. Merasimle gideceksin. Evet. Tutur abi. Kırmızı kurdeleyle. Bıçağı getir bir açılış yapacağım. Koş. Koş kanka bıçak getir. Net net hadi geç. İyi de bu açan evet, çağırmış. Evet vatanımıza milletimize Gamze'nin. Kırmızı odası. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Olsun. Buyurun. Buyurun efendim. Evet efendim. Bugünleri de mi görecektik? Bugünleri de gördük Rabi hiç. Ay ölsem de uğurlarla git güzel insan. Ay ay sizin bu kadar güzel mutlu olacağınızı bilseydim ben gülümse, daha önce ilişki yaşardım. Gülümse ve yaşa. Olsun en azından İkinci haftada bir gün. Neyse 8 kişi değil bir kişi çağırıyor. Haftada bir gün de olsa 5 dakikada olsa Gamze'den uzak kalacağız ya. Aa. Daha Rabbimden hiçbir şey istemiyorum şu an. Hoş geldin. Nasılsın? Aa, iyi değilim, iyi olalım. Orada çok hani net bir şekilde konuşamadığımız için, çok da zamanımız olmadığı için. Evet, kısa konuştuk. Böyle bir şansım vardı, ben de değerlendirmek istedim. Nasıl geçti konuşmanız sizin Barış'la? Aynısını Barış da sordu, Barış da seni sordu. Hı hı. Ona da aynı cevabı verdim, sana da aynısını söyleyeyim. Yani onun konuşmasını sana, senin konuşmanı ona anlatmam saçma olur herhalde. Evet. Yani, ama ben hani böyle bir çok merak etmiş gibi gözüküp Barış'a sormak istemedim. O yüzden sen yani anlatmayayım ya. Hani izleyip görürsün diyeyim. Hem kendi fikrin olur bu konuyla ilgili. Yani olumlu bir konuşma mı geçmiş olmuş oluyor o zaman? Yani gayet yani Barış'ın geldiği zaman samimiyetine olması inandın gerektiği mı? Gibi. Yok, hayır. İnanmadın. Evet. Görünen neyse onu söyledim. Yani benim üzerime oynadığı o şey yaptığı, o söylediği, o sözün gerçekten uygun olmadığını falan söyledim. Olan neyse onu söyledim. Yani düşüncem anladım. Neyse onu söyledim. Anladım. Peki ben sana geldiğim zaman, gelin evinde hani kendimi açıklamaya çalıştığım zaman beni anlayabildin mi? Evet, demek istediğimi, anladım. Neler söylemek istediğimi. Aynen anladım. Niye anlamayayım? Yani ben hani sen kendimi çok ifade edememiş gibi düşündüm o yüzden. Yok, gayet bence ki sen anlatma şeyle ilgili yani hiç problem çekmiyorsun bence. Çok güzel bir üslubun var. Teşekkür ederim. Hani anlatıyorsun gayet güzel bir şekilde. Ben de anladım anlattıklarını. Ben hazırladım kendimi ya. Dedim ya son 2 gün veriyorum. Ben hazırladım artık ağlamayacağım. Karnım ağrıyor ama şey değil. Hani ağlamayacağım artık. Çok çünkü ben buradan çıktım direkt annem aradı. Bak arkandan böyle konuşuyor. Arkandan çok fazla sallıyor kızım. Hani hiç sevmemiş. Yapma etme takıldın iyice kaldın falan filan. Söyledi bana. Anne dedim tamam birazcık zaman ver bana. Birkaç gün daha ver. Kabul etmezsen istemeyeceğim dedim zaten. Olay.
Ben resimleri gördüğüm günde annemlerin yanındaydım. İyi ki onların yanındaymışım. Yoksa ne olurdum bilmiyorum. Hep bir şüphe vardı zaten. O şüpheyi hep açık bıraktık. Sen dua etti. Üç günde o zaten seni mutlu etti. Daha ne indirimine s***. Ne diyorsun? Ben kazı geldim. Yardırım. Hepsinde gözümüze yani soka soka yapmış. Yani gözüne soka soka yapıyor. Şimdi bunlar arkadaşlık, birbirine arkadaşlık gönderdiğinde sosyal medyada bilmem kaç kişi bunu görüyor. Evet. Tamam. Hepsi geliyor. İlk günden beri geliyor. Kimi takip ettik, kimi koyduk. Hep inkar ettik ki, hep yalanladık. O fotoğrafı çekildiği kız koyuyor sosyal medyaya. Evet. Hep yalanladık ki. Yani bu gözüne soka soka yapılıyorsa ne yapmaya çalışıyor bu adam? İlk gömleği hediye ettiğimde Sara boy verirken de söyledi. O an onu söyledim ağzımdan, o çıktı dedi, kıvırdı. Kıskandırmak için mi böyle bir şey yapmış? Öyle söyledi bana. Sen de inandın mı? Hepiniz inandınız ya. O konuşurken hepiniz ona inandınız. Ben arabada ne kadar sinirliyim, öfkeliyim. Hafta sonu bu muhabbetler, mesajları da dönüyordu zaten. Herkes benim üstüme geldi. Ben biliyorum, ben bile bile kaptırdım kendime. Ben Berker'e inanmadım. Bu ihtimal. Ben hala inandım. Şeye inanmıyorum çünkü şunu ben söylüyorum. Ben Berker'e inanmadım hayır, zaten. Hayır, şunu söylüyorum. Beyanına inanıyorum. Gerçekten biz sevgiliydik, seviyordum. Benim için sevgililik farklılıyor, anladın mı? Sadece ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu zamanla görürüz değil mi? Aynen öyle. Zaten hani buraya çağırmamın sebebi de oydu. Şimdi hani... Sana asla önyargılı yaklaşmam zaten ben. Teşekkür ederim. Hani kimseye o şekilde önyargılı yaklaşmam. Sadece ne kadar samimi, ne kadar değil bu söylediklerin. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm açıkçası. Bu benim kendi görüşüm. Ben hiçbir bayanı bir yarışma olarak görmüyorum. Yani rekabeti seven bir insan değilim. Çünkü her zaman benim gözümde bayan seçen taraf olur. Hani ben senin için illaki bir şeyler yapacağım. Bu benim... Ben de egoistlik olmasın bu ama ben de öyle düşünüyorum. Bence de bir erkeğin hani eğer bir duygusu varsa bir erkeğin hani en azından ilk adımı hani üstünden koşsun demiyorum tabii bak. Ki. İlk tabii adımı ki. En azından onun atması gerekiyor ki kadın da kadınlığını bilip eğer istiyorsa aynen öyle. Ona göre davranması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bak ben. Şahane ben bak böyle düşündüğünü bilmiyordum açıkçası. Şunu öğrenmiş olmam çok iyi. Hani ben dediğim gibi hani benim için bayan bir yarışma değil. Hani rekabeti seven bir insan değilim ama başka şartlar altında olursa rekabeti severim. Ama burada hani insan kendi hislerinden bahsediyor, hissiyatlarından bahsediyor. Bundan dolayı hani ben gelip burada Barış'la hani horoz kavgasına girmek istemem. Bu seni de küçük düşürür. Çok fazla küçük düşürür hem de. Ben burada kimsenin kavga etmesini istemem zaten. Hele benim yüzümden asla istemem. İşte ben de bundan böyle bahsediyorum. Böyle bir şeyde niyetim yok. Sadece şu an ikiniz de aynı anda bana geldiniz. Ve ikiniz de ilgili de kafamda soru işaretleri var. Ne sen tanıyorum ki ben zaten görselliğe önem vermediğimi söylemiştim. Ki gerçi de ikiniz de elle ayağı düzgün insanlarsınız. Teşekkürler. İkiniz de bir şekilde hani gerçi karakter olarak çok farklısınız. Sen ayrı bir uçtasın. Aynen Barış öyle. Ayrı çok bir bambaşka. Uçta. Ben bunu görebiliyorum, analiz edebiliyorum. Hani sadece şu an samimiyetinize inanmak istiyorum. Gerçekten ben burada evleneceğim adamı çünkü seçeceğim ve bu benim için önemli bir seçim. O yüzden yine hiç yoktansa bu şahane zamanı ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Çok naifsin. İçeride bunları yaşayıp içeride bu kadar büyük cümleler etmesini algılayamadım sana karşı. Ne yapalım? Kaderimde bu varmış, bunu da görecekmişim. Gördük, geçmiş olsun. Kaderimde bu da mı vardı? Yeter abi. Sevdiğimi başkalarıyla. Yeter. Göreceksem eğer kör olsun bu gözler. Görmeyeyim bir daha. Yağmur! Ellerin nerede? Ya bilezikleri ver ya da gitme. Ya altınlara mı gelirim? Bilirsin tek taşsız ben hiç yaşayamam ki. Ölürüm hasretim. Devam üstad. Ölürüm beş... Neydi kız beş git. Bu evde şöyle bir şey var. Aycan ve Rabia samimiyetsizleri diyeceğim. Baştan beri çok samimiyetsizler. Ben sürpriz yaparken, Berker bana gelirken... Bu evrelerde 2-3 haftadır hep samimiyetsizler. En son artık görüntülerden sonra Rabia ve Aycan'ın hareketleri sürekli arkamda sanki iyi niyetliymiş gibi.
Nasıl baştan beri Kale almadıysam sonuna kadar da asla Kale almıyorum. Benim hayatımda evlendikten sonra olmayacaklar ki. Burada Kale alsam ne olur, almasam ne olur. Bu bir Gamze Taşkın başarısıdır. Nasıl geçti? Anlatsana. Evleniyorum. Kimle? Hafta sonuna nikah. Kız hafta sonuna ne nikah kıyıyoruz? Bence ya, de bir an önce. Burada bu işler jet hızıyla ilerliyor. Bir an önce kıydırdın. Burada ayak uyduruyorum, jet hızıyla evleniyorum. Tatlım bir yani. An önce kıydırdın. Kıydıramadın, adam seni tanıyınca vazgeçecek. Vallahi ben senin moduna ayak uydurup jet hızıyla evlenmeyi tercih ediyorum. Tatlım. Hafta sonu nikahımı hepinizi vallahi beklerim. Vallahi var ya, evlen dese evlenirim, sana ne? Evet, şu an çok önemli bir mevzu var. Berke'nin tüm yalanları ortaya çıktı ya. Ah kader, siz Mehtap. Kader. Sen yeter ki sen kız nete olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kız nete olur. Kız nete olur. Aşkı bulmak.